This stuff will come in handy. Buradan sakin yere geçer miyiz başkan? Yok, ne geçeceğim canım. Aslında geçebilirim lan. Gerek var mı ama? Ya sırf şey için o kadar çile çekilir mi? Çanta için. Sırf çanta için o çile çekilir mi? Neyse, Milton'daki işim bitince geçebilirim belki. Milton'ı bitirmeden geçmem. Yani revolver'ım da var, o yüzden kurtlar benim için çok büyük problem değil şu anda. Bir ceketinden, gerçi bu ceket dış ceketi de artık fena değil de sağda buluncu var. Aslında o bu değildi. Bir askeri mont bulsak hiç fena olmaz ha. Zırhımız birazcık daha iyi olur. Sakinin yerinde gizli sula yok, var mı? Sakinin yerinde gizli sula mı var? Oğlum sahilin yerinde gizli zula olmaması lazım. Zula yoktur. Abi niye var ya? Abi sakinlerin niye gizli zula var? Sakinlerin amacı şuydu. Bak sağ adamlar... Atsana linki, Onur. Mağaranın içinde de var. Mağaranın içinde ölü adam falan olmasında bir sıkıntı yok da gizli zula diyorum. Zula var mı? Ha, zula dediğin küçük kutu. He, ya onu geç canım, onlara falan geç. Onları geç canım, tabi olacak onlar. Geçeceğim. Burada okumalı kitap arıyorum. İçinden güzel şey çıkıyor. Abi güzel şey çıkacak tabii. Çünkü oyunda zaten o haritada çok fazla böyle lootlayabileceğim mekan yok. O yüzden çıkıyor onlar. Tabii güzel şey çıkacak. Onlar her yerde çıkıyor. Yani Tatlı Vadide spam noktası var. Kule gibi. Gizemli Gölü'de spam noktaları var. Yani hepsinde var. Orada olacak tabii ki de. So hungry. Lanetli eve geldik şimdi. Bakalım yemek kalmış mı lanetli evde.
Keracın ama iyi ya, aynı takılıyoruz şimdilik. Takılacağız biraz. Zaten bundan son yayınlar. Benim gitmeden önceki. E3 yayından önceki son yayınlar zaten. Öyle birazcık yeni seriye başlamadan bitireceğiz bunları. Takılacağız yani. Yürü. 50 kilo olduk mu? Oluyoruz. Yakındır. Evet, Amerikan giyinini okutmak 10 gün sürüyor da ya işlerle uğraşırken halloluyor yani. İlla bir başında beklemiyorsun sonuçta. Şimdi bir Bozan'ın evine gidelim artık. Bozan'ın evine gidelim de bir tüfeğimizi alalım bakayım. 55 kilo oldum tam olarak. Bana pusu mu kuracaksın lan? Manyağa bak. Duymadım sanma. Buzdolabına bir bakalım. Şuraya şimdilik yiyecekleri bir atalım. Özellikle kondisyonu yüksek yiyecekleri bir atalım. 3 litre su da atalım. Şunadan bir kurtulalım. Takvim güncel değil arkadaşlar. Dediğim gibi şu aralar hep dengesiz yayın saatlerimiz olduğu için geçiş sürecinde takvim olmayacak. Ama yarın şeyi yayınlayacağım. E3 yayınları nasıl olacak, hangi saatte olacak onları yayınlayacağım ya. Şuraya odun koyacağız. 30 tane çubuk koy. 5 tane kitap koy. Atabiliriz artık ya. E3 kaçta başlıyordu? Şöyle söyleyeyim. Bu arada YouTube'dakiler de belki dinler, duyar. Gerçi bu video E3'ten muhtemelen sonra yayınlanır. O yüzden hiçbir şey olmayacak ama. Dur, not almıştım şuraya. E3 yarın bir sadece EA küçük bir EA konferansı var. Hani ama EA konferansında yeni bir oyun duyurulmayacak. Sadece Star Wars, yeni çıkacak olan Star Wars Jedi Fallen Order var gözüken. Adama kendileri bir liste yayınladı. 7.30'da Star Wars başlıyor. Akşam 7.30'da. 8'de Apex Legends. 8.30'da Battlefield 5. Cumartesi yarın için bahsediyorum. Battlefield 5'ten bahsedecekler. 9'da FIFA. 9.30 Madden. 10 Sims 4 diyor. Ben açıkçası FIFA, Madden ve Sims 4 konferanslarını çok umursamıyorum. O yüzden Battlefield'ı da izleyip sonrasında ben yayını normal
işte oyun yayınıma geçerim diye düşünüyorum yarın. Şu üç şeyi işte Apex'li, Star Wars'u ve Battlefield'a bakmak istiyorum. Belki arada sürpriz de yaparlar, bilmiyorum. İnşallah sürpriz yaparlar. Onun dışında normal konferanslarımız pazar akşamı saat 11'de Microsoft konferansı var. EA ile alakalı hiçbir şey yok ya Zeynep. EA'yi konferansa saymıyoruz o yüzden. Abi Rockstar yeni oyun duyuracak mı? Bakacağız abi. Yani bakacağız. Bekliyoruz. Microsoft konferansına duyurabilir. Ya da PC Gaming konferansına duyurabilirler. İkisinden birisine duyurulabilirler yani eğer bir şey duyuracaklarsa. Microsoft konferansı pazar akşamı saat 11'de başlayacak. O gecenin ilerleyen saatlerinde gece 3.30'da ise Bethesda'nın konferansı olacak. Önemli konferansları söylüyorum size sadece. Sonraki gün pazartesi akşamı saat 8'de PC Gaming Show olacak. Yani bizim işte Bannerlord'u falan göreceğimiz konferans bu olacak. Pazartesi akşamı saat 8. Sonrasında pazartesi akşamı yine ilerleyen saatlerde saat 11'de Ubisoft var. Saat gecenin 4'ünde ise Square Enix var. Abi Square Enix'in de güzel hani böyle Avengers alakalı oyunu da merak ettiğim için Avengers konulu bir oyun olacağı için bakmak istiyorum. Bakalım ya gecenin 4'ünde kalkıp da bir daha yayın açacağız ya. Yani. GTA 6 ile alakalı herhangi bir şey beklemeyin arkadaşlar. GTA satışları yine yükseldi. Şu an hala en çok satılan oyunlar arasında GTA 5 var. Neden? Çünkü şey yani GTA RP patladı biraz daha. Oyun satışları inanılmaz arttı yine. Adamlar hala oyunu GTA 5 sattıkları için ya tamam gerek yok biraz daha dursun falan diye GTA 6'yı ellemiyorlar. Age of Empires 4 bekliyoruz. Age of Empires 4 ile alakalı bir haber bekliyoruz en azından. Çıkış tarihi falan olur mu bilmiyorum ama bir haber bekliyoruz. Microsoft konferansında çıkabilir karşımıza. Age of Empires 4 konusunda. Yani müsaitseniz tamam ben hepsinin saatlerini falan da yayınlayacağım. Bizim Buraticus'ta işte gelecek olan diğer arkadaşlarla beraber güzel bir yayın yapmayı planlıyoruz elimizden geldiğince. Bizim de takılırsınız efendim. The Long Dark'ı E3 almıyorlar arkadaşlar. Interland'ı E3 almayacaklar. Gidin siz 3. bölüm yapın önce. E3'müş diyecekler hani. Ay adamlar der böyle. Biz konferansta güncelleme tanıtalım. Ya bir kere siz E3 bakın. 3, 3, 3. Önce bir 3 yapın sonra gelin derler yani direkt. Hase derler yani direkt böyle. Kovarlar yani. Ubisoft tarafından Watch Dogs olabilir. Yeee. Bozuk bir altı patlarımız daha var. Altı patları parçalayınca ne oluyor? Direkt mi, parçalayamıyoruz pekala. Abi bakalım ya inşallah batırmazlar. Age of Empires 1'in remasterını bayağı boktan yapmışlardı. Umarım 4 güzel bir oyun olur da biz de doya doya bir Age of oynarız ya. Ve Age of Empires inşallah Epic Games'e de gelir. Sadece Microsoft'un store'unda inşallah satılmaz. Microsoft'un store'unda yemin ediyorum cinnet geçirirsin bir şey satın almak için ya. Bir de çok pahalı oluyor. Türkiye özel fiyatlandırma yapılmıyor Microsoft Store'da. Batıyorsun ya. Ya hani boktan bir Age of Empires bir remaster yaptılar 100 lira istiyorlar. Sokarım lan. Bari düzgün bir şey yapın da alalım yani. Almaya niyetliydim bu arada da oyunun demosunu internetten korsanını indirdim önce benim bilgisayara çalışacak mı falan diye test etmek için. Oyunu biraz oynadım bokum gibi yapmışlar yemin ediyorum ya. Böyle bir rezillik olamaz ya. Yani aç eski bilgisayarını şu an benim şu dandik beyaz kasayı, ak kasayı kurayım. Onda açayım oynayayım daha fazla iyi performans alırım yani o derece eski versiyonu. Ne yazık ki öyle yani. Ne yazık ki öyle. İnşallah güzel olur da biz de bir doya doya bir Age oynarız herhalde. Rockstar cephesinde Red Dead Redemption 2 PC versiyonu gelebilir en fazla.
Ya en fazla şey duyarız ya. Hani hayır sadece iki değil biri de duyarız belki. Arkadaşlar Red Dead Redemption 1 remastered çıkıyor. Remastered sayesinde bilgisayarda da çıkacak. Heber heber yaparlar yani. Açıkçası Red Dead Redemption 2 bilgisayara gelecekse 1 de gelir. Yani niye onu satmasınlar yani? Ki ben de mutlu olurum. Ben de bir de oynamamıştım. Bir de oynarım o vesileyle. Oynama şansım olur. Yani söyleyeyim. Direkt oynarım diyemeyeceğim. Çünkü çok fazla çıkarsa alamam yani. GTA 5'i bile hala 80 liraya alıyoruz arkadaşım ya indirimlerde. Aynen Microsoft öyle çok fazla oyunlara önem vermiyor ne yazık ki ya. Üzücü bir taraf ama oyun piyasasına da girişimleri var yani. O şey Obsidian'ı falan bir sürü Obsidian dahil bir sürü firmayı da bünyelerine kattılar. O yüzden Microsoft biraz daha bir oyun adına bir hamle atıyorlar yani oyun piyasasına. Umarım güzel şeyler yaparlar çünkü Obsidian benim sevdiğim bir oyun firması. Başarılı bir oyun firması. Umarım güzel şeyler olur. Buraya şimdilik kullanmayacağım eşyaları bir koyalım. Daha buradaki işimiz bitmedi çünkü. Bayağı yine bir mal taşıma falan yapacağız. Pekala. E3 bu sene bende bir okul kermesi havasını uyandırıyor. Hiç heyecanlanmıyorum. Zeynep biraz öyle zaten ya. Şöyle bir durum var ya işte artık yavaş yavaş biz yeni bir oyun şey konsol jenerasyonunun da sonuna geliyoruz. Yeni bir nesile geçeceğiz. Bu kaçıncı nesil ben de bilmiyorum da. Yeni bir nesile geçeceğiz. Yeni konsollar gelecek. Bu yüzden böyle amşam çok da büyük oyunlar duymuyoruz yani. Bir God of War ne bileyim ya da bir yeni bir Fallout yeni bir şey falan duymayacağız yani. Özellikle bir de Sony genellikle bize son birkaç E3'te heyecan uyandıracak oyunlar duyururdu. Onlar da bu sene konferans yapmayacaklarını söyleyince yani bizim için belki de en vasat E3 yılı olabilir bu sene. En vasat olabilir. Bakalım. Ağır çekici bırakmıyorum. Ağır çekici benim yakın mesafe dövüş silahım. Kurtlara karşı ağır çekici kullanıyorum ben. Bu arada hala fazla su var bende ya. Google Stadia hakkında ne düşünüyorsun? Google Stadia ile alakalı bilgiler çıktı zaten. Sağ 10 dolara çıkacağı, ıvır zıvır oyunların olacağı falan filan. Oyun dünyasına tam bir damga vurmayacak gibi duruyor şimdilik. Zaten Türkiye'yi hiç vurmayacak. Ama uzun vadede Google Stadia ortamı ele geçirebilecek potansiyele sahip. Bekleyip göreceğiz abi. Türkiye'de o işler biraz öyle işleyeceğini düşünmüyorum yani. Hani Türkiye'de gelse bile Türkiye'de bir süre daha yani internet altyapısı hala güvenilir bir şekilde olmadığı için Türkiye'de öyle internet üzerinden oyun oynayayım falan durumları söz konusu ben açıkçası pek inanmıyorum ya. Türkiye'de adam akıllı Netflix şey bile dizi izlemek bile bir sıkıntı ya. Yani değil oyun oynamak dizi izlemek bile sıkıntı yani. Yani Türkiye için konuşacak olursak boş işler şimdilik. İlerleyen zamanda da neler olacak? Zaten bunları zaman zaman ilerleyen zamanlarda yine radyo oyun programında falan konuşacağız. Alexander Gray hocam hoş geldin. Aleyküm selam. Ah Bethesda, ah. Lan benim sevdiğim firmalar da bir şey çıkarmıyor ki. Genç Outer Worlds göreceğiz herhalde. Outer Worlds güzel olabilir belki. Epic çıkacak ucuza çıkarsa vallahi Türkiye'ye özel fiyat çıkarsa tadından yenmez ya. Çıkacağını zannetmiyorum ama. İnşallah çıkar.
Epic Games, duy sesimi. Outer Worlds'ü ucuza sat. Gerçi bunu yutmasam daha iyi olur ya. Bunu yedek tutsak fena olmaz aslında. Baldur's Gate 3 çok güzel çıkacak gibi duruyor. Baldur's Gate konusunda birazcık şeyim var. Umutlarım var. Oynamak istiyorum. Buyur, Alexander, buyur. Bam, ba 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 bam. Bam bam bam. Ba 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 bam 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 bam. Pekala. Yok abi görmedim. Ben çok yeni nesil işlemcilere falan bakmıyorum ya. Param olduğu zaman bakarım. Yani sadece RTX teknolojisinin farklı bir, yani çok büyük bir amşan bir, hani daha hızlı olmuş, daha şey olmuş bilmiyorum yani çok. Ulaşamayacağım Mete koklamayı istemiyorum açıkçası. Teknolojiyi kadar takip etmiyorum. Donanım teknolojisine. Daha mikrofon almaya zorlanıyorum ben. Bana önerebileceğim bir kulaklık var mı? Kulaklık satın alacağım. 100 TL bütçem var. Bir de senin fikrini alayım dedim. Abi kulaklık konusunda bana pek soru sormayın ya. Ben de öyle pahalı kulaklıklar kullanmış değilim. Hep alabildiğim en ucuz kulaklıkları almış birisiyim ben hayatım boyunca. Bir kere çok güzel bir kulaklık deneme şansım oldu. Onu da kullanabileceğini zannetmiyorum. O fiyatları alabileceğini zannetmiyorum zaten. Kulaklık Samsung bir kulaklıktı. Markasını şu an için hatırlamıyorum ama jack girişli bir ucu sahipti ve onu ayrıyeten bir ses kartına bağlaman gerekiyordu. Yani ben hani de Scarlett E2E ses kartı vardı. Mikrofon için özel ses kartı. Aynı zamanda yine Samsung kulaklığı takabiliyordum. Çift işime yarıyordu ses kartı. Ses kartının şu anki fiyatı zaten kullandığım ses kartının eski kullandığım ses kartının şu anki fiyatı zaten 800 liradan başlıyor. O yüzden yani o inanılmaz deneyimdi yani. Zamanında ben onların toplamda 600 liraya aldım ikisini beraber. 300 ses kartına 300 de kulak 200 de kulak da vermiştim herhalde. 500 lira vermiştim. Yani şu anda almaya kalksam 1500 lira filandır yani. Matembet oyun ay maşallah. İyiymiş abi. Mantının oyunun kafasına göre bug'a giriyor. Cerberus'un bir save'de var, diğerinde yok. NPC'ler çıkar gidiyorum, yapamıyorum. Bir de oyunda 10 gününcü günde Robb Stark Lannister'lara falan mesaj alıyor. Patlıyor da neyden acaba? Abi bu bir oyun modu ya. Oyun modu bu arkadaşlar. Bir oyun değil yani. Bazen sıkıntılar olabilir yani. Bunu geliştiren bir kişi iki kişi yani. Hani oyunun üzerine bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Hani bunlar geliştirici değil. Bunlar şey değil yani. Para kazanmıyor bu işten. Yani belki bağış alıyorlardı da onun dışında pek bir şeyler söz konusu değil yani. O yüzden yani bu oyun iyi olmamış, kötü olmuş diye bir şey de diyemiyorum, eleştiremiyorum da çünkü daha iyi bir Game of Thrones oyunu da görmedim ben hayatımda. O yüzden yani eyvallah demekten başka bir şeyimiz yok yani o konuda. Biraz şans durumu da söz konusu tabii.
Çink Ergam hocam hoş geldin. Merhabalar. Bilmiyorum tam kapsamlı yapar mıyım bilmiyorum ya. Ben ya dedim ki ben kendi keyfime göre oynayacağım ya. Açıkçası çok aşırı da izlenmiyor zaten seri, öyle belli bir seviyede izleniyor. Açıkçası ben çok öyle ayrıntılı bir şekilde yapacağımı düşünmüyorum. Keyfime göre oynayıp biteceğim seriyi. Ama yani mesela atıyorum Daenerys'in görevini yapmayacağım ama Daenerys'in görevini derim böyle böyle diye bir anlatırım bir videoda yani. Videonun birinde anlatırım yani. Daenerys görevini yapmak için 5 şey yapmanız gerekiyor. 5 tane iş yapmanız gerekiyor. 5 görev üstü tamamlayınca da Daenerys geliyor yani. Abi çift yayın pek yapmak istemiyorum ya. Çift yayın yapmak istediğim bir şey değil. Yani insanları açıkçası Twitch'e toplaştırmak istiyorum ben. Yani bizim ana yayın platformumuz Twitch ve Twitch'te olsun istiyorum. Ben çift chat okuyamam, tek chat. Yani çok uygun bir şey değil arkadaşlar çift yayın. Çift yayın ne zaman iyi bir şey olur biliyor musunuz? Ben özel içerik yaparım. Hani ne bileyim radyo oyunu mesela çift yayın yapsak olabilir mesela. Chat'e daha az ilgilendiğimiz oyun yayınlarda olabilir. Yani chat'e umursamazsın fazla. Normal içeriğini yaparsın. Onun dışında abi iki farklı yerde iki farklı şey olsun istemiyorum ben. Direkt tek bir canlı yayın platformumuz var. Duyururuz zaten. Yapıyoruz yayınımızı yani. İlk niyetim oydu ya. Öyle böyle ama o zamanlar şey de bilmiyorum yani. Hani Rob'u öldürtüp şey yapacaktım ama bu sefer yine biraz pasif bir sürece geçiyor. Sadece bizim savaşımız olacak yani. Sonuçta Kuzey ile Güney de dost olmuş olacak falan filan. Stannis arada kaynayacak falan. Ne bileyim abi değişik. Bakalım işler o yönde gitmedi ama bakalım başka türlü gidecek. Belki başka bir seri yaparsam onda da onu yaparım yani yapmaya çalışırım en azından. Yani kesinlikle ikinci bir seri yaparsam senaryoyu değiştiririz olabildiğince. Stannis zaten iş yapmıyor ki. Ulan benim bir tane daha save'im var şu an. Karakterin ismi neydi? Orada Rory Stark. Pardon, Rory Snow. Orada şey Stannis ağzına sıçtı lan şeyin Randy'nin ağzına sıçtı. Randy Baratheon'un işte Stormlands'in yarısını aldı. Yarısını aldı Stormlands'in. Dedim Stannis yiğidim ne yapıyorsun sen falan diyorum ben yani. Ya biraz şans işi. Mount & Blade'deki o yapay zeka işi biraz şans işi yapacak bir şey yok yani. Yani her oyun birbirinin aynısı değil ama tabii ki de güç farkı var. Yani Stannis dezavantajlı başlıyor. Üstün gelme şansı düşük. Yani olduğu kadar yine olabildiğince güzel yapmışlar abi. Dediğim gibi şu an piyasadaki en iyi Game of Thrones oyunu ya. Açık ara farkla. Açık ara farkla ya. Bu bir oyun değil yani. Bir mod yani. Yazıklar olsun. Allah'a yazıklar olsun yani. Ne kadar güzel bir Game of Thrones oyunu yapılabilirdi halbuki ya. Ne kadar da öküz gibi satardı yani.
Bir de Mount & Blade'in cidden mekanikleri Game of Thrones için ideal yani. Hem savaş alanında savaşıyorsun, hem diplomasi ilişkileri olacak, hem ne bileyim böyle cidden Mount & Blade'i böyle görüp de böyle sağlam bir oyun yapsalar o tarzda müthiş olur ya. Öyle mi sağlam lan? Ha yok yok yok. Bam. 30 kiloya geçtik yine. Seste gecikme var. Olabilir. Çok hafif olabilir. Çok. Çok hafif olabilir. I'll take it. Hani yapacak bir şey yok ya. Benim yapabileceğim bir şey yok en azından şimdilik. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Şu mikrofon gelsin de hallederiz bunların hepsini ya. Sıkıntı yok. Belli bir şey açma mekaniği gelebilir. Abi onun gelmemesinin sebebi işte ama şey oyunun gelemez öyle bir şey. Gelmemesi lazım. İşte. Daha fazla girilebilir mekan daha fazla hayatta kalmanı sağlayacak eşya anlamına geliyor. Bu senin zaten oyunun yapmanı istemediği bir şey zaten hani. Öküz gibi loot veriyor. Daha fazla loot vermiş oluyorsun sen oyuncuya. Mantıklı değil, evet ama bir oyun olduğunu unutmamak gerekiyor şunun. Yani tamamen gerçekçi olacak değil de saçmalamaya gerek yok yani. Hani oyun bu. Belli başlı çizgilere geçmemesi gerek, aşmaması gerekiyor.